gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Kusura bakma Volkan ya. Gelinimi de hazır alamayacağım ya. Ya benim bir şöhretim var, bir imajım var ya. Bir çevrem var lütfen. Selin'cim yavrum, sonuçta bir gece giyilecek bir elbise ya. Büyütme bu kadar. Sonra senin güzelliğin yeter be fındık kurdum. Sizin bir mukadder hanım vardı. Bir gelişte 3-4 tane elbise dikerdi. Hani ya o Aslan'ın mezuniyet elbisesi de yapmıştı. Onunla bir görüşseniz. Hiç kimseyle görüşemem efendim. Asla ve kat'a karışmıyorum işlerine. Kendileri halletsinler. Ha, belki de düğün için bir davetiye yollarlar, bakarsın. Ha, bir dakika, bir dakika. Mukadder Hanım kim? Tahsin Babiş, Allah aşkına ya. Ya kusura bakma ama Aslı giyer de ben öyle dandik dündik şeyler giyemem ya. Belli bir statüm var lütfen. Ay pardon Selin, ben de şunu merak ediyorum. Haziran ortasındaki düğüne nasıl dikilip yetişecek o gelinlik? Sen bir sussan sarı kafa, bir sussan sen. Haziran ortası mı? E pes vallahi, pes yani. Allah mesut etsin evladım. Ya geciktirmeyelim dedik biz anne. Selin de ısrar edince işlemleri başlattık. Ah bravo oğlum, maşallah. Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Düğün günü mü? Evladım, senin annen bir şey demiyor mu bunlara? Yani çıldırmıyor mu o kadın? Ne tuhaf iş bu ya. Çıldırıyor. Şöyle ben açıklayayım hemen. Annem dedi ki bir daha bu eve adımını atma dedi. Fakat ben düşündüm. Ben nasıl olsa evleniyorum. Ya bilahare başka evde yaşayacağım. Özellikle bu apartmanda. O yüzden korkacak bir şey yok yani. Ya küstürdün anneni yani. Herkes bizim gibi anlayışlı değil Tahsin. Bir de babam kendi bizzat gerçek babam şey dedi. Ben düğüne gelirim ama benden kapik çalışmaz şeklinde konuştu. Ne? Kapik ne? Bir para birimi kapik ama ufak yani değersiz böyle ufak kuruş gibi. Onu anladık baykuş. Sen sus. Selin'cim bu düğünü niye böyle kalabalık yapıyoruz be yavrum? Kendi aramızda ya böyle mütevazi bir şey yapsak daha güzel olmaz mı? Aşk olsun ya. Koskoca Tahsin Babiş'im var ya. Ya ayrıca koskoca, yine söylüyorum koskoca Sütçüoğlu ailesine gelin gelmişim. Boru mu ya? Olsun bu kadar da. Of of. Başladı yine tık 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 tık. Evladım, babanın tansiyonu zaten inip çıkıyor, inip çıkıyor. Sen hala Haziran ortasında düğün diyorsun. Hayret bir şey yani. Ya anne, bizde ne alakası var? Pehriz yapması gerekiyor ya babamın. Yağlı tuzlu falan yasak yani. Bizde ilgisi yok. Ya pehrizi yapıyorum ya. Bir haftadır resmen açım. Tuzsuz tatsız yemekler. Yok ızgara, tavuk bilmem ne. Bittim yahu. Tahsin'cim. Doktor söyledi, biraz zayıflaman gerekiyormuş. Aa yalnız Tahsin Babiş, öyle düğünde rejim olayı falan yok yani söyleyeyim. Bir yerde sizin de gününüz ya. Allah'ım sen bana sabır ver, sabır! Of arkadaşlar ya, 20 gün kaldı düğüne ya. Nasıl olacak bu düğün ya? Gelinlik nasıl olacak? Şekeri var, boncuğu var, bilinmesi var, yemeği var o kadar kişiye. Makyör bile 300 dolar para istedi. Makyör mü? Senin yengeyi boyamak için mi abi? Ha, herhalde bir sene çıkmayacak yaptığı makyaj. Abi bana 100 dolar verin, ben boyayayım. Hadi ya, sen anlıyorsun bu işlerden. Arada da yapar mısın sen? Ne var abi, öğrenirim yani. Ben Ebru yapmış adamım. Elim yatkındır benim abi.
Ya halbuki zengin kızı al, gözü tok olur derler. Görüyor musun ya? Bak, bak, bak. Ya arkadaşlar, çalıştırın kafanızı. Boş muhabbeti bırakın ya. Somut fikirler lazım bana ya. Birkaç gün içinde 10-15 bin dolar para lazım. Nereden bulacağız bu parayı? Peder yardım etmiyor mu Volkan ya? Bir daire falan satsın ha, olmaz mı? Babam, ha? Hayatta satmaz abi. O konuda sıkı prensipleri var. Diyor ki, ben sizin evinizi veririm diyor, eşyanızı da düzerim diyor. Gerisi size ait diyor. Allah var, annem olsa onu da yapmaz da. Abi birkaç bin dolarlık bir iş olsa bir proje yaratırdık ama. Pazarlığı benle yapma Sertaç. Git Selin'le yap. Gelinlik provası da şu an. Oo, şekle bak beyler. Abi sen bir tanesiyle evlenemiyorsun. Herif dört tane birden almış. Kadınlar işlerine ne giyiyorlar acaba? Dansöz kıyafeti falan mı? Taceddin'in Arap fantezisini görüyor musun abi? Binbir gece masalları modunda. Azdın mı lan baklavacı? Tövbe tövbe. Veletlere bak, veletlere. Hepsi aynı model lan. Salam. Biz yemek yemek, bize masal. Aleyküm selam. Tabii tabii. Çocuklar ilgilensin. Karılar, veletler içeri. Ben burada. Oldu abi. Kaç kişiyiz? Dört kadın var abi. Baksana haremlik selamlık yapıyor. Ya Taceddin, ayıp oluyor. Anlamadı değil mi şimdi sen ne dediğini? Ava, harap içeri. Tamam abi. Tavukçu, hanımlarla veletlere, pardon çocukları içeri masa yapın hemen. Abiye de burayı hazırlayın, tamam mı? İkad ucube, ikad ucube. Yallah, yallah. Hadi yallah, yallah içeri. Lan Tacu, ayıp. Anlıyor adam diyorum ya. Hacı abi, maşallah Türkçeyi güzel konuşuyorsunuz. Şükran, İstanbul ben çok seviyor. 10 yıldır geliyor buraya. Çok müstesna bir şehir. Evet, evet. İstanbul tabii. sizinkiler genelde böyle Boğaz tarafına giderlerdi. Tarabya falan mı? Tarabya çok güzel ama Nişantaşı şimdi nasıl derler sizde? Var bir laf. Revaçta? Yok, yok. Değil. Moda mı? Yok, yok. Neydi? Nişantaşı şok trendi. Onun için bilhassa geldik. Abi çözmüş işi bak. Global değil tabii. Trendi, şok trendi. Aval. Peki Hacı abi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tavukçu, nerede kaldı abinin masası? Hadi. Ayakta bırakmayalım abimizi. Hadi. Ay Kubilay, tam bunların hepsi çok güzel gerçekten. Ama ne gereği vardı canım? Bize böyle sürekli hediyeler getiriyorsun. Biz de mahcup oluyoruz. Sementa, yapma şunu. Bak yapma diyorum, yapma. Ay Sementa da kim ayol? Bilal seni 80 de City'deki Sementa'ya benzetiyor. Ya. Ay bak şimdi. Aslında Kubilay'ın da böyle kendine özgü tatlı bir yanı var yani. Bence de. Ya arkadaşlar, onun YTL'si olan var mı ya? Ben cüzdanımı evde bırakmışım. Piyangocudan bilet aldım, adam bekliyor. Ha canım. Gel ben vereyim bari. Şansın bol olsun. Sağ ol Kubilay. Vallahi ilk üç rakamı şanslı rakamım, tak kaptım yani. Şey Sucuğum, şekerim, sen zaten devamlı piyango bileti alırsın. Ama bir kere bile amorti vurmadı. Anam niye insana şevkini kırıyorsun yani? Umut dünyası bu. Ne olacak? Kubi. Kardeşim sağ ol. Bak sana bir kıyak yapıyorum. Şunun yarısını sana veriyorum, tamam mı? Yarısı sende kalsın, yarısı bende. İyi sakla, tamam mı? Ortak şansımız olsun. Hay Allah. Deli çocuk. Hep bana çıkacağı kadar çıkmış zaten canım. Kızlar, şişe su gelsin de sizi yemeğe çıkartayım ha. Aa bak, her öğle yemeğini sen ısmarlıyorsun, çok mahcup oluyoruz. Bu sefer ben ısmarlayacağım, lütfen. Yo 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 yo, konusu geçmişken bu sefer bendensiniz. Vallahi sizi pilav yemeğe götüreceğim ha. Ya ben ısmarlasam yer bile ayırttım. Anam nasıl olsa piyango bana çıkacak, ben ödeyeyim yani. Deli çocuğum. Ya çocuklar, piyango bana çıksa ilk yapacağım iş böyle doğayı koruma vakfı kurmak. Biletin yarısı benim olduğuna göre
Çıkınca bölüşürüz değil mi? Ay bana çıksaydı ben tekne alırdım. Anam sen merak etme, ben seninle ortak olurum. Kırışırız parayı yani, rahat ol. Ne güzel değil mi? Allah mutluluğumuzu bozmasın. Kaynaşmış gördün bizi. Ay Jesus'um. Hanımlar bilhassa arzu etti. Boğaz'da şok kazık. Biz kiralık daire arıyor Nişantaşı'nda yaz için. Ya nasıl bir şey baktınız? Biz bulalım size. Abi isim neydi sizin, pardon? Omar. Ömer abi yardımcı olalım hemen. Din kardeşiyiz bir yerde. Din kardeşiyiz ama siz bazen biz Arapları şok kazık diyor. O yüzden itimat kalmadı bende. Ömer abi vallahi kalbimi kırdın şimdi yani. Kazıklıyormuş. Hadi o zaman yallah yallah. Lan Taco. Şişt. Ne yapıyorsun oğlum sen, ayıp lan. Sinir oluyorum ya, sinir ne yapayım? Ya işte böyle. Herkes yallah yallah. O yüzden itimat kalmadı bende. Olur mu abi? Sizin itimatınızda, itibarınızda, kalbimizde. Özellikle ben Orta Doğu sempatisi yoğun olan bir kimseyim. Arap müziği olsun, Arap yemekleri olsun. Hastasıyım. Başka ne vardı Sertaç? Tabii abi. Zamanında Cebir'i de bunlar bulmuş. Ha Cebir mesela. O üçgen olan mıydı Cebir? Hangisiydi o Cebir? Al Cebir. Heh, El Cebir. Tabii abi ya. Hatta bizim ailenin de dörtte birinde Araplık vardır. Hakikat. Hakikat abi ya. Gerçekten mi Volkan ya? Ne taraftan peki? Bir dakika, aslı hiç araba benzemiyor ya. Taceddin, senin dükkanda yapacak işlerin yok mu? Havalar sıcak, bak baklavalar kokmuştur. Hadi dükkana git sen Taceddin. Hadi, hadi. Yallah Taceddin, hadi. Ömer abi. Pilavı sevdiniz galiba, güzel mi? Ah, şükran, şükran, nefis, mükemmel, alul ala. Alul ala, alul ala, çok nefis, şükran, hacı abi. Sertaç, nereden ev bulacağız bu herife? Abi bulacağız artık. Yarın çıkalım bakalım. Ömer abi mağdur olmasın. Bir aylık kirayı da komisyon olarak alacağız abi. Zengin midir bu herif? Ne diyorsun? Tabii abi. Şeyh. Şeyh mi? Hadi lan. Değil ama şeyh gibi adam abi. 2000 dolara kadar veririm dedi. Ulan ne şanslı ev sahipleri var ya. 500 dolarlık evi gazlarlar şimdi bunu. Abi Tahsin amcanın evlerinden birini versek Ömer abiye. Oğlum babam prensip olarak yabancı evi vermez. Diyor ki yiyorlar içiyorlar evi mahvediyorlar sonra memleketlerine kaçıyorlar diyor. Halbuki senin yengeninki gibi daireye adam 2000 doları bastırırdı değil mi abi? İçi yapılmış, yeri güzel, full dekorasyon. Dekorasyonu bir sayfa geç. Saadettin Bey diyor ki madem kızımla evleneceksin, dekorasyonu sen yaparsın tekrardan diyor. Bütün mobilyaları alacakmış. Vay be, o kadar paranın içinde değil mi abi? Para herkese yaramıyor Sertaç işte. Nasıl yapacağız bu düğünü müyünü Sertaç? Aklıma geldikçe içim sıkışıyor ya. Rüyalarıma giriyor böyle nikah memurları falan, Drakula gibi böyle. Ay. Ay bu ne ayol? Ay yıllardır öğretemedim şunu. Bu böyle didik didik yenir mi? Hay Allah, vallahi soldan soldan gelecekler. Temizleyeyim şunu bari. Tüh tüh tüh. Aa. Ulan biz manyak mıyız? Burnumuzun ucundakini görmüyoruz ya. Niye abi? Lan Selin'in evini verelim Ömer abiye. Selin yenge nerede oturacak abi? Ya bulur kendine bir yer ya. 20 gün sonra zaten balayı malayı annesinin evine gitsin. Bir süre idare etsin ya. Sonra ayvalık mayvalık falan. Eylül'e kadar yolu var Sertaç. O arada ev boş değil mi abi? Ulan sıkıntımız birkaç gün zaten. Ondan sonra babamlar yok. 3 aylık peşin alırız. 1 aylık da depozito, ne etti? Al Cebir işte abi. Ne? Cebir diyorum, bu işte abi. Hani soruyordun ya. Ya dur kafamı bulandırma ya. 8000 dolar. Allah. Abi komisyonu da kırışırız. 1000 dolar da oradan. Oo, olur bu iş Volkan. Vallahi abi senin damatlığa kadar alırız. Vay be. Ulan Allah gönderdi bu Ömer abi be. Evleniyorum Sertaç. Yalnız bana bak. Annemlerin falan bundan sakın haberi olmasın ha. Özellikle Aslı'nın. Peyniri ay, siz mi tırtıkladınız? Aha.
Bağırma oğlum, baban uyuyor. Ne peyniri anne ya? Evladım, madem peynir yiyeceksiniz, kesip kesip yiyin. Ne bu tırtıklamak? Anne, ne tırtıklaması ya? Peynir meynir yemiyoruz biz. Fındık fıstık atıştırıyoruz. Vallahi biz yemedik İffet teyze. Ay! Ay o zaman evde fare var. Fare mi? Ay ben korkarım abi. Ay! Tevekkeli. Peyniri ortada bırakmışız. Gelmiş böyle didik didik yemiş. Ay! Camdan mı girdi acaba? Ay deli olurum ben. Volkan bir şey yapsana. Anne ben kedi miyim ya? Ben de korkuyorum. Allah korusun abi. Gece uyurken kulaklarımızı kemirir. Manyak hayvan abi. Deli hayvan. Korkunç. Ay! Sus be. El habina ve la la. El habina ve la la. Kavma ila habibi habi. Yalnız adamların bir bildiği var değil mi abi? Bak ne kadar havadar oldu böyle tiril tiril. Ya Sertaç, oğlum yalakalık gibi doldu lan biraz bu. Herif zaten itimat deyip duruyor. Rahatsız olmasın bu durumdan? Olur mu abi? Sen dedin ya, dörtte bir Arap'ız diye. Arap'tan tutunca böyle giyiniyormuşsun mesela. Sana ne oluyor? Ben de arkadaşımı yalnız bırakmayayım hesabı. Bir de sıcak var abi, malum işte ondan. Tamam abi, tamam neyse. Aradın mı sen herifi? Geliyor mu herif? 10 dakikaya burada olur abi. Ev var Habibi deyince çok sevindi. Ne? Habibi mi dedin herife? Lan Habibi sevgilim demek, herife sevgilim mi dedin? Olur mu abi, canım demek. Gel canım, ev bulduk manasında yani. Samimiyet. Neyse Sertaç, abartıp işi bozma da. Bu arada ben şu Selin'i arayayım artık. Daha annesinde kalacağını bilmiyor. Aslı'cığım niye bu kadar bozuk atıyorsun anlamıyorum. Bak Victoria'yı hayatımızdan çıkarttık. Bitti gitti. Aa, bir de çıkartmasaydık Cem, sen ne diyorsun ya? Kız buraya gelmiş, bizi ayırmak için bebeğim var bilmem ne diye oyunlar oynamış, yalanlar söylemiş. Sen hala kızın karşısına geçiyorsun böyle. Bak Victoria, bazı şeylerin olması hayatta kesin değildir. Bu fikre alışmaya çalış, bilmem ne diye yumuşak konuşmalar yapıyorsun. Ne demek bu ya? Ne yapsaydım, kızı dövse miydim Aslı? Dövseydim bana ne? Daha sert çıkabilirdin yani. Neydi öyle? Tamam, hadi gel bak. Şöyle şık bir restorana gidelim. Seninle bir güzel yemek yiyelim, barışalım. İstemiyorum. Tamam. O zaman ben sana orkideler alayım. Sen o orkideleri odana koy. Sabah onların kokusuyla uyan nasıl? Ay Cem, ben anlatamıyorum sana derdim. Ben öyle pahalı yemek, orkide bilmem ne bunların peşinde değilim ya. Bana paranın satın alamayacağı başka değerler lazım yani. Mesela ne zaman sizinkiler beni istemeye geliyor ya? Bu yaz geliyorlar mı? Aşkım ya, ya mecbur muyuz ya? Ay biliyorsun yani benim annem, yani kendi gerçek bizzat annem, ya beni eve almıyor. Ya ben nerede kalacağım? Birkaç gün mü? Olabilir. Aslı ofiste ama Cem'in odasında. Yani bizi duymuyor, kesinlikle merak etme. Anam. Ne oluyor be? Ay niye bağırıyorsun şekerim? Anam değil ben sağ. Ben büyük ikramiyeyi kazandım. 800 bin lira. Aa, inanmıyorum. Ay Volki aşkım. Ben seni sonra ararım. Burada bir takım olaylar, hadiseler yaşanıyor. Ne? Ay tamam, getiriyorum anahtarı. Tamam, şimdi getiriyorum. Hadi bay. Fatoş. Benim acilen çıkmam lazım. Bir takım gayrimenkul olaylarımız var. Onları halledeceğim. Tamam, hadi güle güle. Şesu. Ya şey, biz kazandık değil mi ya? Yani ay yarısı benim yani. Anam ben sana diyeyim ki biz kazandık. Yarısı senin, yarısı benim. 400 senin, 400 benim. Allah! Ben ediyorum, ben kazandım. Ay üzmüyorum. Allah'ım ya, 800 bin lira için sevince bak ya. Hayır, bugün bir ciklet alsa 1 milyon lira. İşte kazanmanın sevinci. Kumar böyle bir şey. Varoşsal bir durum. Ay, Şeyso, emin misin şekerim? Ya anam, eminim ya.
Ta biletin yarısı Kubilay'dı ama diğer yarısının numaralarını ben buraya aldım. Gazetedekilerle aynı, istersen bak. Ay dur bir de ben bakayım. Ay vallahi aynı. Ay inanamıyorum Allah'ım. Tekneyi alıyorum. Ama. Vallahi ev alacağım, öyle bir niyeti var. Vallahi ev alacağım. Ev alacağım kendime. Ben canımın tasını veririm. Tekne. Tekne. Ne oluyor yahu? Ben odada ateşi gördüm sizi. Ne oldu arkadaşlar? Büyük ikramiyeyi kazandık. 800 bin YTL. 800 bin. Emin misiniz? Ay, tabii tabii eminiz. Defalarca kontrol ettik. Çocuklar biz artık zenginiz. Ne? İnanmıyorum. Çevreci vakfımı kuracağım. Yaşasın. Kazandım. Oo, çok şanslı gördüm kendimi. artık kefir işine para yatırabilirim. Aferin Şasu sana. Çok iyi rakamlar seçmişsin. Artık benden sana 10 bin dolar çalışır canım. Anlamadım. O kadar bahşişi hak ettin canım. Öyle değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim Fatoş'la ortak olduğumuz bilete siz niye sulanıyorsunuz? Bana onu bir deyiverin. Bir kere Şesucuğum, o biletin parasını Kubilay verdi. İyi tamam o zaman. Dörde bölelim olsun bitsin. Bir dakika Fatoş. Bir dakika ya. Böyle saçmalık olur mu canım? Bilet benim biletim ya. Ay iyi tamam Şesu, bana dörtte bir yeter şekerim. Dörtte bir yeter mi? Yeter yani. Bravo Fatoş. Bayağı kesin gördüm seni. Biletin parasını kim verdiyse bilet onundur canım. Yok ya. Ömer abi, tam sana göre bir ev ayarladık abi. Komşunun evi. Arkadaş işi 2000 dolara vereceğiz. Büyük mü? Bizde şok velet var. Büyük abi, büyük, büyük. At koştur. Veletlerin bir kısmı artık salonda yatar. 15 gün sonra teslim ederiz abi. Yok, 15 olmaz. Biz hemen isteriz. Bilhassa karılar münakaşa ediyor. Abi hemen olmaz. Abi imkanım yok yani. Hemen veremem abi. Bak, hemen verirsen 3 ay peşin, depozito, komisyon, okey. Bir de bahşiş var. Bahşiş mi ya Seydi? Lan Seydi meydi, dur abartma ya. Bahşiş dedi abi. Ne bahşişi ya? Neyin bahşişi? Bileti alan benim, bileti seçen benim, şans benim şansım. Kubi 10 YTL verdi diye biletin yarısına ortak olmaya çalışıyor. Hadi ya. Yarısını değil canım, hepsini vereceksin. Yatırıma parayı koyan tüm kârı alır. Sen 10 bin dolara razı ol bakalım. Siz de en iyisi yani lütfen kavga etmeyin. Bütün parayı bana verin. Vakıfta hepimizin ismi olsun ha? Şşş Kubi, ben sana 10 bin dolar vereyim de şu sesini kes. Ya ne aç gözlü adamsın ya. İhtiyacın var kardeşim. İhtiyaçtan değil canım. Prensip. Sen 10 YTL olmasaydı o bileti alabilecek miydin bakalım? Ya al ne ya, ne diyor bu ya? Al sana 10 YTL. Hatta al al al. 20 YTL faizle ödüyorum. Ver şu biletin yarısını. Yapma ya. Uyanık çıktın sen. Köylü kurnazı gördüm seni. Güldüğüme bakma. Sinirden ellerim titriyor ya. Ay, yeter artık ayol, yeter artık. Verin benim 200 binimi, ben gideyim. Ben aşk kadınıyım. Ben böyle şeylerle uğraşamam. Kafam şişti. Sana inanamıyorum Fatoş. Dünyada bu kadar dert varken tekne almayı mı düşünüyorsun? Ay sana ne? Mazotu da denize akıtır bu. Denizleri mahveden hep bu tekneciler canım. Ne? Ay sen bana niye iftira atıyorsun Kubilay? Senin teknen yok. Var. Adamın teknesi var. Gelmiş bizim burada 3-5 kurşunla gözüküyor. Pes doğrusu. Maşallah, maşallah. Beğendin mi ya Seydi? Seydi dedim adam şu adama. Çok güzel. Merkezi. Bilhassa eşya çok güzel. Mersi, kendim bizzat seçtim. Bizzat? Çok güzel. Şişt. Selin, böyle samimi davranışlardan kaçınalım ya. Bu adamlar alışık değildir böyle şeylere. Aa, çat kaşını sen, çat. Çat bakayım. Ömer abi, o zaman Selin Hanım adına ben peşinatı alayım sizden. Bir hafta sonra falan taşınırsınız. Haftaya yok. Bu gece okey. Nasıl yani? Bu gece mi?
Ya Seydi, gel ben sana apartmanın bahçesine bir gezdireyim. Yayılırsınız veletlerle. Ya, yasak Ömer abi, bahçe yasak, bahçe yasak. Ne diyorsun lan yarım araf? Hadi sen Ömer abi dükkana götür, geliyoruz biz hadi. Hadi dükkana, muhallebeci hadi. Buyur ya Seydi. Aha, buyur. Yallah, yallah. Allah sertaç yallah. Ya adam gece mece diyor, nerede kalacağım ben? Ya annenlere gidersin Selin. Annem bir daha bu eve gelme dedi. Ya sen niye anlamıyorsun? Ya Selin'cim büyütme ya. Bir şey olmaz, kalırsın, korkma. Adam çoluğuyla çocuğuyla nasıl gelecek buraya? 700 tane çocuğu var herifin ya. Ancak haftaya yerleşir buraya. Ya düştüğümüz durumlara bak ya. Ne varmış durumumuzda ya? Sana bir tek taş gördüm ki. Ya. Ya hem de gerçek. Herhalde yani. Kapıcı falan görmesin beni böyle. Selin kalpten gider adam valla. Ama yakışıklı abi. Lan Sertaç. Herif tutturmasın oğlum. Haftaya dedik işte. Dairenin daha büyüğünü istiyor. Herife bak ya. Oğlum biliyor musun? Aslında Selin'in evi bizim evle eskiden tek evdi. Tabii. Hala iki evi birbirinden ayıran bir kapı var. Annem ve babam kendileri için yapmışlar o evi de. Annem işte temizlenmesi zor falan demiş. Babamın da gözünü para bürümüş. Bir kapı koymuş, ayırmış orayı. Bazen diyorum ki ulan diyorum şu kapıya diyorum vurayım omuzumu diyorum. Gireyim içeri diyorum Sertaç. Selin'ime kavuşayım diyorum. Ama sonra düşünüyorum da yani 3 hafta var zaten evlenmeye. Ne gerek var böyle fantezilere diyorum yani. Oğlum var ya, iki daire birleşik olsaymış Ömer abi 4.000 dolar verirmiş vallahi kira. He? Vay be. o teknik direktörle olmaz Sertaç. Hep uzaktan şutlarla olur mu ya? Aa hadi eyvallah, eyvallah. Ay oğlum yeme şu börekten, vallahi sen bitirdin. Ben bitirdim. Evet. Zannediyorsun ki ben farkında değilim. Geceleri kalkıp kalkıp yiyorsun. Koca bir tepsi bitti ayol. Anne ben ilk defa yiyorum ya. Ay tamam tamam. Ye ye. Nasıl olsa evlenince aç kalacaksın o pasaklı kızla. Ay düşünmeyeceğim artık, düşünmeyeceğim. Ne haliniz varsa görün. İsmet hocam. Ne? Nasıl, hazır mısın? Çıkacak mıyız? Ay hazırım, hazırım. Babam beni yemeğe çıkarıyor minik kuşum ama kendisi yiyemiyor ne yazık ki. Olsun olsun. Haşlama sebze yaptırırım ben. Fark etmez. Ay baban nasıl iradeli çıktı biliyor musun? Yani rejimi harfi harfine yerine getiriyor ama daha bir gram vermedi. Ya bu yaştan sonra kolay kilo verilmiyor ya. Ne yesem yarıyor. Ay kapı git aç kesin Selin'dir. Şimdi bana oturup gelinlik melinlik anlatmasın, delirtmesin beni. Selin yani yavaş yavaş alıştır kendini. Çünkü bunlar evlenmeye kararlı. Ay ne fark eder zaten kız hep bizde. Hayır yani kız böyle göstere göstere korktum başıma geldi. Ay vallahi. Sakin ol anacığım. Benim hayret ettiğim bu çocuk parayı pulu nereden bulacak düğün yapmak için? Ay ne bileyim Nasir. Soldan soldan gelecekler bana şimdi. Seri şekilde yerleşmeye geldik. Anahtarı verir misin bir fiil? Ne anahtarı Ömer abi? Ömer abi olmaz, böyle olmaz abi. Haftaya abi böyle olmaz vallahi ya. Vallahi olmaz. Oteli bıraktık geldik Habibi. Abi rica ederim küfü müfü neyse susun abi, sessizlik abi. Kim gelmiş ayol? Kimse değil anne ya. Yandaki apartmana gelmişler. Yanlışlıkla bizim zile basmışlar. Ha. Bırak da o zaman çıkalım oğlum. Hadi. Olmaz. Nereye ya Habibi? daha sohbet ediyorduk. Habibi ne ayol? Ne sohbet bu ya? Baba işte şeyden bahsediyorduk ya. Nikahtan, evlilikten bahsediyorduk. Vallahi bırakmam, 2 dakika oturun. Ay istemem, oturmam. Muhabbet de istemiyorum. Kızı da istemiyorum. Baksana baban günlerdir kafam dağılsın diye beni dolaştırıp duruyor. Çekil. Anne dur, öyle ani hareketler yapma ya. Bırak da çıkalım, yer ayırttık. Saati de yetişmek lazım. Ya babacığım vallahi olmaz bak. Ant verdim ben ya. 2 dakika oturun. Niye ayol?
Selin'in size açıklayacağı şeyler var anne. Hadi otur. Ya oturalım bari bakalım. Altından ne çıkacak bunun? Evet. Evet. Ömer abi. Abi gözünün yağını yiyeyim abi. Gidin siz haftaya gelin abi. Ben sana hoş geldin partisi bile yapacağım vallahi. Parti? İkram var. Var abi, ikramın kralı var abi. Yeter ki sen iste. Ev senin evin vallahi. Yeter ki şimdi gidin abi, haftaya gelin bir otele falan, haftaya görüşelim abi. Haftaya? Olmaz. Karılarla münakaşa bu gece. Bu gece olmaz abi. Bu sebep? Sebep? No sebep. O zaman başka ev. Sebep bize hemen lazım bu ev. Belli abi, belli. Ne zaman yaptım bunları vallahi. Daha bu gece olmuyor be abi. Ya bir dakika ya. Yalak para. Bir sükut, esokut. You kafi. Ömer abi, rica ederim yavaş biraz ya. Selin. Selin, çık kızım evden. Hayırdır? Almanya'da oğlum gelecek, o mu oturacak? Selin, gülme ya, gülme. Aa, her an annemler şu kapıdan çıkıp gelebilir yani. Ömer abiler bu gece yerleşmek istiyorlar. Selin, başka çaremiz yok. Hadi çık. Hadi. Ömer abi, buyurun abi, buyurun. Şıknom, buyurun. Ay, bir dakika ya. Ömer abi, bu poşetlerin arasında falan başka çocuk yok değil mi? Efendim? Aa! Anneciğim, nasılsın? Evet. Yemeğe gidiyoruz biz de. Selam söyle benden, saygılarımı söyle. Tamam. Evet anneciğim, Aslı ile birlikteyiz. Evet. Tamam. Yani... Ya seninle konuşmak istiyor ama... Yani şimdi ben lokantaya falan giriyoruz. Uygun değil falan yapıp bir yalan uydurup atlatabilirim yani. Niye saçmalama, ver konuşayım ya, ayıp. Vallahi bak, konuşmak zorunda değilsin. Yani... Saçmalamacığım, ayıp. Ne kadar ayıp, kadın bekliyor telefonda ya. Alo. İyi akşamlar, Aslı ben. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Evet, tanışamadık. Ben de çok istiyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Siz yazın zaten buraya gelince, biz tanışacağız. Ha. Anladım. Yani İstanbul'a uğrama durumunuz... Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de aynı şekilde, sağ olun. İyi akşamlar size de. Tamam, artık yemeğimize gidebiliriz değil mi? Hadi. Bir dakika Cem, bir şey soracağım. Senin annen bizim sözlü olduğumuzu bilmiyor mu? Biliyor. Ha, biliyor mu? Ha çünkü şöyle bir şey dedi bana. Aa evet, Aslı, Cem senden sürekli bahsediyor, kız arkadaşım var diye ama tanışmadık dedi. Aman Aslı, her defasında söylüyorum. Annem benim öyle nişanlı, sözlü falan öyle şeylere önem vermez, biliyorsun yani. Yok, ben onu anladım. Şuradan anladım. Bu yaz İstanbul'a gelip gelmeyecekleri belli değilmiş. Öyle dedi. Aslı'cığım, annem benim başka bir galakside yaşıyor sevgilim. Hiç olur mu öyle şey? Tabii ki gelecekler ya. Bak, ben bunların hepsini halledeceğim. Sevgilim, sen üzme kendini. Yok, ben üzmüyorum kendimi. Ne olacak? Ama yani biz öyle sözlü, nişanlı falan böyle şeylere biraz değer veren insanlarız Cem. Yani kusura bakma. Abartıyorsun ama biraz. Hayır, abartmıyorum. Hatta bak şöyle yapalım, madem kimse bilmiyor bizim sözlendiğimizi, gerçekten ben bu yüzüğü çıkarayım, sana vereyim. Kimse bilmiyorsa ne değer var ki, biz aramızda mı sözlendik yani, nedir bu? Bu yüzük şu anda çıkmıyor, çıksa hemen verirdim ama çıkaramadım. Of! Aslı'cığım bak, gel bunları takmayalım, yemeğimizi yiyelim sevgilim.
Yok, ben keyfim kaçtı ya. Artık bu moodla ben gidemeyeceğim yemeğe falan. Kusura bakma. Erkek arkadaşım, sevgili erkek arkadaşım. Ben eve gideceğim buradan yani direkt. Kusura bakma, arkadaşım alasmaldık. İşte öyle yani. Diyeceğim odur ki İfa annem, bu gelin başını bir dalgalı saç mı kullansam yoksa böyle klasik bir topuz mu yapsam İfa annem? Karar vermedim. Subhanallah. Subhanallah. Yavrum, düğün için bana mı sordunuz ki şimdi saç için fikir alıyorsunuz? Kızım, söyleyeceklerim bitti mi? Bizim çünkü saatli restoran şeyimiz var. Rezervasyon. Onun için kalkalım artık. Evet. Hadi. İş işten geçti o. Böyle ufak numaralarla hiç benim gönlümü falan alamazsınız. Bunu da bilin yani. Hadi iyi akşamlar. Heh, anladın mı Selin ha? Bil bunu yani, bil. Duydum ama anlamadım ben. Tamam Selin, tamam, of. Bittim ben, bittim. Bittim, gaz oldu bak, gaz oldu bak. Bak, oh, sanayi tüpü gibi oldum ya. Oh, Allah'ım ne zor bir gün ya. Ay, Volkan, söyler misin? Ben bu gece nerede kalacağım? Ya Selin, bırak şimdi bunu 2 dakika ya. Ben bittim diyorum sana ya. Ya şu halime bak, ortada kaldım böyle. Gidip toparlanmam lazım benim bir an önce. Selin'cim, başka şeyler düşün yavrum. Düğünü düşün. Gelinliğin üzerindeki taşları düşün. Karides kanepelerini düşün. He? Aa, annemler geri döndü galiba ya. Dur bakayım ben şuna. Abi duyar duymaz geldim. Ömer abiyle kapıda karşılaştık. İkram var? Var abi, var. Buyurun. Abi artık benim para pul işini de hallederiz. Hani komisyon vardı ya, ondan bahsediyorum. Tamam Sertaç, tamam. Selin'cim, ikram lazım. Bize meyve falan bir şeyler ayarla mutfaktan. Hadi yavrum. İkram var. Avat. Avat. Var abi, var dedik ya. Buyur ya Habibi. Şükran. Musiki var. Var abi, musiki var. Ben hallederim Ömer abi. İtimat abi. Var Ömer abi, var var. Musiki de var, ikram da var. İstanbul cennet. Ömer abi, bu para işini diyorum. Euro veya dolar olarak da halledebiliriz yani. Para yok. Yarın. Yarın mı? Merhaba. Salam. Ne oluyor burada? İkram var, parti var. Siz niye böyle giyindiniz? Çünkü burada biz böyle komplece kıyafet balosu yapıyoruz. Eyvah. Ay inanmıyorum. Bana niye haber vermiyorsunuz ya? Şekerim, şimdi şöyle bir durum var. Bu aniden gelişen bir olay oldu. Sen de Cem'le hani dışarıdaydın diyerekten... Başka kimler gelecek? Biz bizeyiz. Çok değerli arkadaşlarım. Gecenin bu saatinde sizi buraya çağırdım çünkü aramızdaki tatsızlıklara bir son vermek istiyorum. Bir de tabii sosyal bir ortamda toplansaydık, böylece Şesu yüzünden tatsızlık çıkabilirdi ve etrafı rahatsız edebilirdik. Tabii bana bak, lafını bile konuş. Fakir fıkaranın ekmeğine göz diken ben değilim, sensin. Mesaj verir gördüm seni. Ben hakkım olanı istiyorum Şesu var. Bana edebiyat yapma sakın. Lütfen, lütfen, lütfen susalım, lütfen. Sanırım benim bulduğum çözüm hepinizi çok mutlu edecek. İyi. Söyle de öğrenelim şekerim. Şimdi 800 bin YTL gerçekten çok ama çok iyi bir para. O konuda mutabıkız olun. Teklifim şu.
Bu paranın yarısını hepimizin isminin olduğu benim vakfıma bağışlayalım. Diğer yarısını da dörde böldüğümüz zaman kişi başı 100.000 TL. Çok iyi para. Böylelikle Şehsuvar evini alabilir. Fatoş daha ufak bir tekne alabilir. Kubilay'a da kefir için sermaye. Yapma be Yaprak. Einstein gördüm seni tatlım. Ama sen 500.000 TL almış oluyorsun. Ya evet, biraz öyle olacak değil mi? Ben onun 400.000'ini vakfa kullanacağım. Hacım sen de. Ya siz bunun hepsini bana verin, ben toptan vakıf için kullanayım. Şehsuvar isimli fakir ama potansiyel sahibi genci koruma ve yaşatma vakfı. Neyse ki bu vardı üniversitedeki tiyatrodan kalma. Önceden haberim olsaydı. Bu kadar mıyız biz? Canım, diğerleri kostüm bulamamışlar, gelemediler. Zaten biz de son anda karar verdik böyle yapmaya. Merhaba, Aslı ben. Salam. Salam. Bizi tanışmamıştık değil mi? Omar, Sertaç'ın arkadaşı. Arap kılığında. Gerçekten mi? Bak onu ben anlamamıştım Selin. Normal. Maşallah hep de rolünde yani, salam falan değil mi? Tiyatrocu kendisi de ondan değil mi? Aa, gerçekten mi? Aa ne güzel. Ömer, mektepli misin, alaylı mısın? Aa, maktabli avat. Maktabli avat. Komik tip ama ya. Maktab. Ömer sen buralarda mı oturuyorsun? İkamet. Ha, ikamet. İkamet nerede inşallah? Yan taraf. Yan taraf bizim sokakta mı? Kiracı ban. Yan taraf daire. Nasıl anlamadım? Kapı çalıyor, ne acayip değil mi? Ay. Eyvah, annemler geldiyse yanarız Selin. Niye ki? Ya işte bizi böyle soytarı gibi görmesinler diye. Ne olacak ya? Selin, delikten bak Selin, delikten bak. Salam. Cem gelmiş. Cem mi gelmiş? Açayım mı? Aç, aç. Açana kadar o çalar şimdi, manyak zilleri döker, aç. Bir dakika, bir dakika, açma şimdi. Ömer sen 2 dakika şöyle gelsene, ben sizin yanınıza geçeceğim. Kömürsün bakalım. Şimdi aç Selin. Maşallah, maşallah. Maşallah. Nerede bakalım benim şımarık sözlüğüm? Bu ne hal ya? Ne oluyor burada? Kıyafet balosu abi. Kıyafet balosu. 5 kişiyle mi? Artık böyle, kendi çapımızda. Kendi aramızda. Ben ofistekileri de aradım ama toplantı yapıyorlarmış. Bilmiyorum ne toplantısı. Peki Selin, canım, bu ne kostümü, sen ne oldun? Kim oldu? Bu şey, süslenmekte olan kadının kostümü. Ne haber Cem? Bak Ömer'le tanış, tiyatrocu. Ne güzel. Merhaba. Salam. Tiyatro değil, oyun. Patrol, patrol. Ne kadar güzel ya. Bak rolüne girmiş değil mi şimdiden? Maşallah sana. Maşallah. Maşallah. Sürekli böyle acayip komik bir adam. Şesucuğum, benimle başa çıkamazsın. Benim birçok avukatım var. Vay Kubi, blöfçü gördüm seni deyin ben sana. Ya sen avukatın ne yapsın? Biletin yarısı bende. Ay ay, bir dakika, bir dakika, bir dakika Şeso. Yani sen paranın hepsini bana verin bile ne demek istiyorsun ya? Biz seninle ortak değil miydik? Anam sen de biraz alttan al ya. Allah Allah ya. Araban var.
evin var, dünyalarını yapmışsın. Gelmişsin benim gibi garibanın ekmeğine ortak oluyorsun ya. Neyse neyse ben daha bir şey demiyorum ya. Tamam laf ağızdan bir kere çıktı. Ay ya, yazıklar olsun sana Şezo. Ben artık seni tanıyamıyorum. Evet Şezo. Bence Şezo haklı. Fatoş'un bununla ne alakası var? Biletin parasını veren benim, bileti alan Şezo. Şezo, gel sana son bir teklifim var. 600 bini benim, kalanı senin. Benim vakıf ne olacak? Yok. Biz sizinle bir türlü anlaşamayacağız. Ortak bir noktada buluşamayacağız. Tabii anlaşamayacağız. Nasıl anlaşalım ya? Elimdeki avucumdakine el koydunuz ya. 200 bin veriyorsunuz. Ben ne yapacağım? Bunun ailesi var. Tanımadığım, sonradan ortaya çıkan dostu eşli var. O paraları oraya ver. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Günahdır ya. Aşk olsun Kubilay. Aşk olsun Şezo. Ya aşk olsun ya. Evet aşk olsun. Ya Kubilay arkadaşım ver şu biletin yarısını birleştirip yakalım ya. Bu ne abi ya? 40 yıllık dostlar düşman oldu ya. Paran mı var, derdin var arkadaşım ya. Ver abi şunu, ver. Yakalım abi şunu ya. Yapma ya. Çok tiyatrocu gördüm seni. Yemezler canım. Ay be. Sertaç, delirtecek bu herif beni. Tiyatrocu, miyatrocu, Aslı'ya da demir attı ha. Uçacağım, çakacağım bir kafa şimdi ben bu araba. 4 tane yetmemiş abi. Ne yüzsüz herifmiş bu, ne açgözlüymüş bu ya. Evi yiyip bitirdiler be sabahtan beri. İkram. Kuruduk vallahi, kıtlıktan çıkmış gibi yiyor herif. Ne demek ya bu? Ya ne demek yani? Ayrıca kim bu herif? Tiyatrocu muymuş bilmem ne? Ömer arkadaşımız. Ayrıca da son derece kafa bir adam. Ben çok sevdim. Arap taklidi de çok komik yani. Gecemi kurtardı bir yerde, güldürdü beni falan. Pardon, bir de şunu sormak istiyorum esas sana. Sen hangi resmi sıfatla bana bu kadar karışıyorsun Cem? Of, yorarsın insanı değil mi Aslı sen? Ay yorulma o zaman sen Cem ya. Ben seni yormayayım, kusura bakma yani. Daha enerjik insanlarla gideyim takılayım o zaman. Sen yorulma. Ya Seydi, yorulmuşsundur. Hadi seni restansına götüreyim ben. Aa bir dakika ya, ne oluyor? Ya Seydi, otur ya maşallah. Eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz şurada. Maşallah. Maşallah. Aslı. Senin bir sözün yok mu? Adam yalnız kaldı orada. Kıskanmasın seni. Sana ne oluyor Volkan? Ya Seydi, gel ben seni yolcu edeyim. Abi, durun ya, ne oluyor? Apar topar götürüyorsunuz Ömer'i. Aslı Hanım şok müstesna. Bilhassa gözler. Aa, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Maşallah. Sertaç. Sertaç. Hadi Ömer abi. Hadi ya Seydi, gel. Ayıp denen bir şey var ya. Aslı, içince sapıtır bu adam. Hadi Ömer abi, yarın görüşürüz, işlerimizi hallederiz değil mi? Sabah kahvaltı, ikram vesaire, her şey gelsin. Veladlar bitirdi, bilhassa dolap bomboş. Ayarlarız abi, Volkan kardeş buradan getirir bir şeyler. Şükran. Ne demek abi, burası da sizin bir eviniz. Burası da bizim. Yani abi, konukseverlik. Şükran. Hadi abi, güle güle. Volkan, tek taş, yüzük ve akıllara zarar bir düğün istiyorum, tamam mı? Ayarlarız. Ay kızım, sen ne yapıyorsun burada tek başına? Ma. Evet sen. Ben televizyon bakıyorum şu anda. Ayol gidip evine yatsana. Evet, olabilir ama şimdi ben üşendim biraz. O yüzden ben buraya kırılır yatarım yani. Sorun değil gerçekten. Bana. Hayır yani, mutfakta öyle bir tangur tungur yapıyorsun ki uyandım vallahi. Ben? Evet, sen. Ben mutfağa gitmedim İfane. Buradayım ya, hep otururum. Aa, tamam, oldu. Sen şimdi orayı bir dağıtmışsındır ki. İşin yoksa topla. Ay vallahi bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Evlenseniz de kendi evinizi dağıtsanız çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Of! Ben kişisel olarak mutfağa gitmedim.
Tamam. Tavsi! Efendim ne var? Aa, aşk olsun yani. Sen mi gece gece kalkıp bütün yemekleri bitiriyorsun? Yok canım, ne münasebet. Aa, ayol ben de bir volkandan bir de fareden şüphelenip duruyorum. Sana özel rejim yemeği yapıyoruz. Tahsin'cim şu yaptığına bak. Canım bir şey yapmadım. Alt tarafı biraz peynir şey ettim. Ya, her şeyi de ayarlamışsın ama. Ne? Banyoya gidiyor gibi yapıyorsun. Banyonun ışığını da açık bırakıyorsun. Sonra şu yaptığına bak. Ya ben açık bırakmadım. Kendi açık kalmış. Voltaj zaten inip çıkıyor. Ay ne inip inip çıkıyor canım. Olur mu öyle şey? Vallahi hiç beklemezdim senden böyle bir iradesizlik. Ya ben iradesiz falan değilim. Bir lokma peynir şey ettim, yedim. Sonra baktım, börek kalmış orta yerde. Kurumasın diye ondan da... Nerede o ilk coşku tabii. Ya ben bu kıbleyi ne yapacağım ya? Yarı yarıya paylaşsak desem, açıktan da bir 20.000 dolar ver desem bana. Ha nasıl olur? Ulan ne aptalım ben ya. Niye cüzdanımı bıraktım evde ya? Selin'i gördün mü Şesu? Görmedim Saadettin Bey. Artık bana böyle sorular sormayın ya. Ben her dakika burada olamıyorum Saadettin Bey. Niye? Ya bir miras olayım var da Saadettin Bey. Ya bu arada bu dergideki işlerimi biraz daha part time bir hale getirmek istiyorum. Yani kendi projelerime zaman ayırmak istiyorum. Ya mesela kitap yazmak istiyorum. Hindistan'a gitmek istiyorum. Bağlama çalmak istiyorum ama zaman yok ya. Miras mı kaldı? Tebrik ederim. Kimden? Ya orası önemli değil de. Şimdi Saadettin Bey, ben gazetenin ekonomi sayfasına bakıyordum. E tabii artık bundan sonra ekonomi sayfalarına bakmak lazım. Ben de bakıyorum haliyle. Şimdi orada şöyle bir şey gözüme çarptı. Siz bu donmuş gıda işini halka arz ediyormuşsunuz. Yani benim elimde de yatırım var. Diyorum böyle şartlarda anlaşırsak yani. Ben de bir yatırım yapmak istiyorum. Yani benim de bir faydam dokunursa eğer. Donmuş gıdayı biz halka açtık Şeysu. Bu senin söylediğin 2 ay önceki haber yani. Olsun, bunlar daha yeni uyanmışlar tabii. Olur mu öyle şey evladım ya? Ver bakayım şunu bana. Evladım, bu 2 ay öncesinin gazetesi bak. Nisan mı? Ne? Anam. Ne oldu evladım? Ne demek bu ya? Bu eski çekiliş mi? Ne çekilişi ya? Anam diyeyim ben sadece size Saadettin Bey. Selin'i mi sormuştunuz? Selin'i ben arar cepten bulurum Saadettin Bey. Siz merak etmeyin. Anam diyeyim ben ya. Niye geciktiriyor lan bu herif paramızı bizim ha? Dün gece gidiyordun kalp sektesinden. Aslı bir anda böyle ne oluyor burada diye sorunca kafayı yedim o an ben. Selin kurtardı Allah'tan. Kıyafet balosu bir şeyler uydurdu, yırttık. Abi herif petrolcü. Söz senettir, mantığına alışmış. Yani. Bak zavallı Selin. Dün gece biz de kanepede uyudu. Hayır bir ikramdır gidiyor yani. Evde ne kadar kahvaltılık varsa peynir, zeytin, kekmek, sucuk, mucuk hepsini Selin'in evine yiyorduk ki veletler doysun diye. Vallahi daha kötüsü var abi. Ne o? Ömer abi kapıyı Aslı ablaya takmış. Ne? Ağırlayınca altın teklif etti abi vallahi. Olmaz deseydin lan, karşı çıksaydın. Irz düşmanı araba bak lan. Öyle dedim zaten abi. O zaman fiyatı siz belirleyin dedi. Bilhassa Aslı Habibi falan diyor abi. Lan Arap katili yapacağım beni Sertaç. Delirtme beni oğlum ya. Harbi mi diyorsun lan? Of, hepsi o Aslı yüzünden oluyor. Aklı sıra o uzunu kıskandıracağım diye fark etmeden yüz verdi araba. Yok tiyatrocu, muyatrocu yaptı bilmem ne. Herif de gaza geldi tabii. Bilhassa Aslı, bilhassa ikram, bilhassa güzel bilmem ne. Of, Allah'ım ne günahım vardı benim ya.
Yok zaten olmaz o iş abi. Haremdeki diğer kadınlar hareme beşinci kadının geleceğini duyunca isyan etmişler abi. Ömer abi öyle dedi. Aslı ablayla senin yengeyi acayip kıldılarmış. Hayır yani Tahsin daha dün gece bunun tartışmasını yaptı. Bu sabah yine kaşla göz arası dolapta ne var ne yok silip süpürmüşsün. Günahımı alıyorsun. Ben vallahi bir şey yemedim. O verdiğiniz kepek ekmeğiyle yağsız peynir geveledim durdum. Tahsin'cim sinirlendirme şimdi beni. Kek bitmiş. Kıymalı börek bitmiş. Kim yedi bunları? Çocuklar yemiştir mutlaka Ayfa. Seni doktora şikayet edeceğim bilesin ya. Hayda. Ay! Ay bu yalelliden fenalık geldi içime. Moda mıdır nedir? Sabahın köründen beri bunu dinliyor Selin. Açtıkça da açıyor sesini of. Söyle kıza gelinin değil mi senin? Hiç komik değilsin Taz. Yallah barra, yallah barra. Enerti muhabbeti. Yahu bile vela kuvvete. Serseri. Hanımefendi yani benden niye nefret ediyorsunuz? Ben ne yaptım size? Ya bir girip ben elbise kıyafet falan alacaktım ya. Hayret bir şey ya. Ya ayrıca Allah niye benim hayatımdaki bütün kadınlar bana bağırıp çağırıyor ya? Arap Hanım. Hanımefendi. Arap Yarımadası'nın Güzide Bayanı. Benim orada pembe platform topuklu terliklerim var. Ya onları rica edecektim. Bir de yine pembe bir makas çantam var. Lütfen. Aa! Ne oldu kızım? Niye kapının önündesin? Ben şimdi içeride bu pantolon var ya, bir de bu bluzum var. Onların böyle ışıkta uymuş mu diye bakıyorum. Hatta şimdi hala bakıyorum böyle. Evladım şu müziği kız, bütün apartman rahatsız oluyor. Tamam, kısarım ifadem ama çok güzel değil mi? Böyle kıvrak kıvrak ya. Ben var ya şahsen bayılıyorum. Allah'ım yarabbim. Sıt Mecnunes. Hasan Mecnune. Yallah Maliki. Yallah Maliki. İnci mi rohne? Bismillahirrahmanirrahim. O kim ayolu? Benim arkadaşım Melisa kendisi. Melisa mı? Melisa niye çarşaflı? Kendisi böyle bir yaşam tarzını benimsedi. Tercihtir, sahip olmak lazım. Ayol, Arapça konuşuyor o Melisa. Hemen izah edeyim şöyle ki. Şimdi biz mesela böyle sinirleniyoruz. Hani Türkçe küfür etmek falan ayıp ya. İngilizce böyle shit falan yani diyoruz. O da öyle. Öyle mi diyoruz? Evet, yani o da Arapça hani küfür bazında bir takım laflar sarf ediyor. Şimdi şöyle ufak bir tartışma oldu aramızda, ben izah edeyim. Sen benim düğünüm olacak ya. Ben dedi ki bana, ben de beyaz giyeceğim dedi. Ben dedim ki ona, bak dedim beyaz giyme, giy. Beyaz giyimler giyerdim, saçmalama dedim. O dedi ki yok giyeceğim dedi, yok giyme dedim. Böyle bir tartışma çıktı aramızda. Kız şu müziği kızım, kız! Allah'ım ya. Benim bu trajedim nedir böyle? Kızım sen yine burada mı kaldın? Ya? Uyuyakalmışım İfo annem. Siz niye kalktınız? Ayol, Tahsin amcan yine geceleri kalkıp kalkıp tıkınıyor. Mutfaktan sesler duydum, şimdi gidip onu yakalayacağım. Ara kapı. Kulu başalım, kulu başalım. Ne bu ayol?
anlatayım. Bu Ömer abim, bu da eşleri komplecek böyle. Ömer abim mi? Allah Allah. Ömer abi, ne işiniz var abi burada, ne oluyor ya? No panik, no panik. Kapıdan geçtik. Valetler kilidi kırmış. Sen benim ev, senin ev dedin. Ömer abi, ben o manada söylemedim onu abi. Ben bunun için mi söyledim onu sana ya? Ne var, ne oluyor Allah aşkına? Aa, bu ne kalabalık böyle? Babacığım, bunlar Selin'in misafirleri değil mi Selin? Tabii, hepsi komplecik benim akrabam olurlar. Akraba? Bir süre bende kalıyorlar da. Ayol, ara kapının kilidini kırmışlar, girmişler mutfağa, hapır şupur yemek yiyorlardı. Benim ev, senin ev dedi. Demedim, Hacı abi, yapma abi, Ömer abi yanlış anladın abi, Habibi. Allah Allah. anneciğim, kilidi tamir ettiririz ya çocuklar işte. Kurcalamışlar böyle. Ayrı bir kültür tabii, Arap bunlar anne. O yüzden, Selin'cim, sen misafirlerini al hadi. Artık da yavaş yavaş gidin, ha Ömer abi, yallah işler karışmadan. Selin kızım, senin ailenin hangi tarafı Arap? Şimdi şöyle... Aa, ne oluyor burada ya? Aa, Ömer merhaba. Ya işte böyle abi. Ömer abi Türkmüş. Akşam arıza çıkınca sabah toparlanıp sıvışmışlar. Peki karılarla çocuklar, onlar da mı Türk? Yok abi, onlar harbi Arap. Abi bu Ömer abi yıllar öncesinde Arabistan'a iş kurmaya gitmiş. Orada 4-5 karı falan almış abi. Sonra iflas edince Türkiye'ye gelmiş. Zengin Arap kılığında ev kiralamacı abi yani, anlayacağın. Ondan sonra abi 3 ay orada, 3 ay burada. Sövüşlemiş abi herkesi. Ulan bizdeki şansa bak ya Sertaç. Hayır, o kalabalık Selin'in evini de dağıtmış. $1000 falan zarar var. Abi Ömer abinin ünü Darabya'da yayılmış meğer. Kazıklamadığı ev sahibi emlakçı kalmamış abi. Boğaz bölgesi bitince Nişantaşı'na gelmiş. Neyse, Aslı ablayı kurtardık bari abi. Herif kafayı bayağı takmıştı. Aslı'yı kadınların elinden zor kurtardık Sertaç. Öldürüyorlardı kızı da. Üf. Bizim evlenme işi ne olacak bakalım şimdi. $9000 artıya geçeceğiz derken artı $1000 eksiye düştük. Yani $10000 lazım artık. Sen onu bırak da benim komisyon da gitti abi. Doğru. Tavukçu, kızılcık sopası var ya, kasanın altına bir getir onu bak. Lazım o bana. Abi iyi günler. Dur dur, kaçma, gel buraya gel. Ne bu? Küçük bir hediye. İçimden geldi. Yani benim istediğim böyle bir şey diyeceğim. Tamam, değiştiririz. Başka bir model alırız sevgilim. Ay Cem, ben niye anlatamıyorum sana ya? Anlatamıyorum resmen ya. Aslı, sevgilim. Cem, ben sana bir şey anlatamıyorum. Bu kolyenin ne taşları ne de montürü beni şu anda ilgilendirmiyor. Ha bakıyorum, evet güzel yani, hakikaten gayet güzel kolye. Fakat böyle paranın satın alabileceği şeylerle nereye kadar Cem ya? Para nedir ya? Puldur yani. Ben bu ilişkiye sevgi için girdim. Şu anda da benim kırılan kalbimi ancak sevgiyle tamir edebilirsin yani. Böyle pahalı hediyelerle değil. Tamam o zaman. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Senin eğer işin yoksa dışarıda bir yemek yiyelim. Oradan da bize gideriz. Ben senin kırılan kalbini sevgili onarmasını bilirim. Tamam oldu o zaman. O zaman çıkalım hemen yani. Bunu da tamamen sevgi ve manevi değerler adına seni kırmamak için yani reddetmiyorum ve takıyorum. Tamam, hadi. Thank you.
Arkadaşlar, şu anda burada ne oldu? Anlayabildiniz mi? Olan ne olacak işte? Cem Aslı'yı eve attı. Hayır. Hayır. Burada maneviyatın, sevginin, aşkın, maddi değerleri yendiğini, onları kifayetsiz bıraktığını gördük. Paraya yenilmek ya da yenilmemek. İşte bütün sorun bu. Ne bu hareketler Şesu? Çok Hamlet gördüm seni. Kubilay, Kubilay. Senin bu ofise soktuğun maddiyatçı zihniyet hepimizi başka insanlar yaptı. Sen Kubilay. Senin yüzünden bacılarımla iki kuruş için birbirimize girdik. Yok, benim derdim yani gerçekten para değil. Vakıf kur... Para nedir yaprak? Para nedir? Oo, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi demişler. Ahanda bu kağıt parçasını dostluğumuzun, arkadaşlığımızın arasına girmesine izin vermeyeceğim. Ahanda bu kağıt parçasını yakıyorum. Ayşe Su. İnanmıyorum sana. Ya. Beni tanı inanam. Ben öyle biriyim. Ayşe Su. Resmen bileti yakıyordun sen ya. Saçmalamayalım canım. Tamam arkadaşım. Paranın dörtte üçü senin. Kalanı da biz aramızda paylaşırız. Öyle değil mi yahu? Hadi gel, genel müdürlüğe gidip paramızı alalım. Yok anam. Ben istemiyorum. Ay, istemiyor musun? Yok anam, istemiyorum. Siz gidin. Parayı da kendi aranızda paylaşın. Ben ne yapacağım parayı? Ha? Ben ne yapacağım parayı? Ben parayla mı şesu oldum ha? Yok. Bana sizin dostluğunuz yeter ya. Gelirsiniz. Bana da bir pilav, bir yemek ısmarlarsınız. Ben de mutlu olurum ya. Şesu hiç olur mu ya? Yok yaprak. Israr etseniz de, deliler gibi bağırıp çağırsanız da o paranın beş kuruşunu istemiyorum ben. E o zaman bari sana söz verdiğim o 10.000 doları vereyim Şesu. Teselli ikramiyesi olarak canım. Kubilay, iğrençsin. Bırak yaprak. Bırak. Eğer vicdanını rahatlatacaksa, mutlu olacaksa bırak versin. Ver. Hemen yazıyorum. Hiç pişman olmayacaksın Şesu. Sana hayat boyu yetecek kefir vereceğim. Sağ ol canım. Şesu, hiç böyle bir şeyi kabul etmek zorunda değilsin böyle bir teklif. Biliyorsun değil mi? Para nedir ya? Para, para puldur. Arkadaşlar, artık gidip paramızı alabiliriz değil mi canım? İyi tamam da peki nasıl bölüşeceğiz parayı? Ayrıca ben de vakıf için en az 100 milyar istiyorum. 100 mü? Kefir vakfı kurarız canım. Aa. Ay bir de tamam, benim de tekrar var canım. Ay be. Kara üzüm habbesi, lelele canım. Esmerler kovardası. Esmer sen güzel sen.
siz mi tırtıkladınız? Bedava verecek miydin? Ya ne diyorsun be Kubilay ya? Alsa 10 lira, hatta al 20 TL. Ne gülüyor lan karşımdaki? Gülmedim lan. 10 lira. Geç lan abi, gel. Gel. 10 getirin. Geç abi. Peyniri siz mi tırtıkladınız? Ay ne iftira atıyorsun Kubilay? Sanki senin teknen yok mu? Var tabii, adamın teknesi var. Gülmüyorum. Ben gülüyorum ya oğlum. Ya gülüyorsun. Vallahi gülmüyorum. Peyniri siz mi tırtıkladınız? Geç olmasın. Uzak. Sefer doğruya bakayım dedim, buradan görüyorum. Ne? Ay ay, sana ne oluyor? Niye itiraz ediyorsun bana Kubilay? Lan senin tek... Anneciğim kusura bakma ya. Kilidi tamir ettiriveririz ya. Tabii Arap bunlar yani, ayrı bir kültür. Konuşma lan, kendi aranda çekim yapıyoruz lan. Konuşmayacaksın ya. Ya adamın teknesi var, gelmiş bizim burada. Tamam geç geç. Sınız beletlerle. Lan şşt. Tayvan malı Arap. Ne diyorsun sen? Sorry sorry. Efendim? Aa! 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 Anne! Olmaz, ne diyorsun lan? Yarım Arap. Ne yapıyorsun? Bahçeye sok ya sevdiği hoca abi. Vallahi ya. Dedi. Aman Aslı'cığım, sen bilmez misin annemi ya? O öyle nişanlı söz falan. Nereden bileceğim? Ben anlattım sana annemi. Bahçesi. Yasak Ömer abi, yasak. Yasak, el yasak. Apartman bahçesi yasak. Bahçeler yasak, ağaç taş yasak. Çeşmeler yasak. Kırı, hava, rakı, hepsi burada hacı abi. Hey, pretty woman. Yapacaktım onu. Niye yapmıyor musun? Hadi gel, genel müdürlüğe gidip paramızı alalım. Herife Habibi mi dedin? Lan Habibi sevgili demek. Herif seni Lubunya zannedecek. Feminist derken yani.